Değerli arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu eğitim serisinde inceleyeceğimiz ana konu olan RxJS kütüphanesinden de sizlere bahsetmek istiyorum. RxJS kütüphanesi nedir diye soralım ve bir sonraki slaytımıza geçelim. Şimdi gelin buradaki paragrafı dikkatli bir şekilde sindirerek okuyalım hep beraber. Arkadaşlar, RxJS dediğimiz bu kütüphane, dikkat, olay ve veri kaynaklarını, burası önemli, abone olunabilir. Abone olunabilirden kastımız subscriber olabilir. Yani subscriber diyeceğiz biz buna. Nesnelere, bu nesnelere de observable diyeceğiz. Dönüştürüp bunlar üzerinde operatörler vasıtasıyla dönüşümler, etkiler gerçekleştirilebilmesini ve sonucu elde edebilmemizi, bir başka deyişle de tüketebilmemizi sağlayan JavaScript ile yazılmış bir reaktif programlama kütüphanesidir. Şimdi arkadaşlar, şu maddeye baktığınızda RxJS'i çıkarın, JavaScript'i de çıkarın. Hani bildiğiniz reaktif programlamanın tanımı yapılmamış mı? Değil mi? İşte RxJS dediğimiz kütüphane, uzun lafın kısası, JavaScript'te reaktif programlama yapmamızı sağlayan belirli operatörler barındıran bir kütüphanedir. Şimdi biz hemen ilerlemeyeceğim. Şöyle bir etkinlik yapalım istiyorum. Bir önceki dersimizde reaktif programlamayı incelemiştik. Şimdi gelin buradaki maddeyi bildiklerimiz doğrultusunda değerlendirip belirli keywordlere bildiklerimizi yerleştirelim. Şimdi reaktif programlama neydi? Reaktif programlama, elimizdeki herhangi bir datayı belirli bir akışa sokuyorduk. Bu akışta belirli evrelerimiz oluyordu. Bu evrelerde bir dönüşüme, bir yan etkiye tabi tutuyorduk ya da tutmuyorduk. Ama yan etkiye tabi tutuyorsak da bu reaktif programlamanın bir temel gereğiydi. Doğru mu? Şimdi olay ve veri kaynaklarını diyor. Şimdi buradaki olay ve veri kaynakları bizim akışa sokacağımız verilerimiz. Tamam, bitti. Bu verileri akışa soktuğun zaman RxJS'te bunun karşılığı observable nesnesidir. Eğer ki JavaScript'te, RxJS'te sen akışa reaktif programlamaya, reaktif yaklaşımla belirli etkilere tabi tutacağın bir datayı sokmak istiyorsan bir tane observable nesnesine ihtiyacın olacaktır. Peki hocam, neden biz buna abone olabiliyoruz? Neden bu nesne subscribable bir nesne? Bu da şundan dolayı, akıştaki datanın hangi evrede, hangi durumda olduğunu görmek istiyorsan o datayı senin çağırman lazım. Çağırabilmen için de ilgili akışa abone olman lazım. Yani subscribe olman lazım. Dolayısıyla akışı sana sağlayan observable nesnesine adamlar subscribable edilebilir bir nesne haline getirmişler ki sen herhangi bir evrede datanın hangi durumda olabildiğini görebil, hatta istiyorsan da başka işlemlerde o evrede kullanabil diye böyle bir özelliğe sahiptir. Anlaşıldı? Şimdi şuraya kadar tamamız. Bunlar üzerinde, bunlardan kastımız akışa giren data, akışa giren olay üzerinde operatörler vasıtasıyla, ki biz bunu daha sonraki derslerimizde inceleyeceğiz. RxJS kütüphanesinin bize getirmiş olduğu çok güzel, efektif operatörler var. Bu operatörler vasıtasıyla işte biz evrelerimizi oluşturuyoruz ve bu evrelerde arkadaşlar ilgili dataya dönüşümler, yan etkiler, belirli efektler uyguluyoruz. İşte bu dönüşümler, etkiler gerçekleştirilebilmesinden kastı budur. Sonucu elde edebilmemiz ya da sonucu tüketebilmemiz de subscribe olmanın neticesidir. Anlaşıldı? Nihayetinde sen reaktif programlamada akışa gelen herhangi bir dataya, evrelerde istediğin müdahalede bulunuyorsun. İstediğin gibi dönüştürebiliyorsun. Kimi yerde işte 3'te çarpıyorsun, kimi yerde 5'te çarpıyorsun, kimi yerde 2'ye bölüyorsun. Her işlem yaptığın noktada artık ilgili değer bir dönüşüme uğruyor ya. İşte bu dönüşümü subscribe olup elde ettiğin zaman bunu elde etmiş oluyorsun. Bir başka deyişle de biz buna tüketim diyoruz. Akıştaki veriyi tüketmiş oluyoruz. Tamam, biraz da terminolojik olayı değerlendirirsek bu şekilde nitelendirilir. İşte sana reaktif programlamayı JavaScript'te yapabilmeni sağlayacak olan kütüphane neymiş? RxJS kütüphanesiymiş. Tamam mıyız? Devam. Peki hocam, RxJS kütüphanesi bu işlemi nasıl yapmakta? Yani reaktif programlamayı sağlıyor, onu anladık. Peki bunu nasıl yapıyor? Gelin şimdi bunu gerçek bir örnek üzerinden inceleyelim. Ben bunu Angular'da yazdım. Zaten bu eğitim sürecinde de Angular 10 üzerinden tüm örneklendirmelerimi yapacağım. Arkadaşlar, görüldüğü üzere Angular'da sonraki derslerimizde göreceğiz. RxJS dizini üzerinden siz RxJS kütüphanelerine erişebiliyorsunuz. Bunun operatörleri vesaire, geleceğim onlara. Yani nasıl olduklarına geleceğim. Şimdilik benim için ne önemli? JavaScript'te RxJS kütüphanesiyle reaktif programlamaya girebilmem için öncelikle benim Observable nesnesine ihtiyacım var. Haliyle bu nesne bakın burada tanımlanmış. RxJS altından ben buna erişiyorum. Eriştikten sonra bir tane instance oluşturuyorum. Şimdi bu oluşturduğum Observable instance'ı benim akışım. Bu akışın içinde neler olabilir? Datalarım olacak değil mi? Haliyle datalarımı bakın next fonksiyonlarıyla bunun içerisinde gönderiyorum. Tabi burada observer demişiz. Bu çok doğru bir terim olmamış. Aslında biz buna farklı x deseymişiz. x.next deseymişiz daha doğru olurmuş. Şimdilik buradaki observer çok fazla kafanıza karışmıyor. Ya da şöyle diyeyim. Çok fazla oraya odaklanmayalım. Hiç bilmiyorsunuz, görmediniz. Bu x de olabilirdi. Tamam. x.next dediğiniz zaman ilgili observable nesnesinin yani akışın içerisine değerler kattığınızı düşünebilirsiniz. İşte buradaki next sayesinde ben sürece, akışa değerler gönderebiliyorum. Ta ki ne zamana kadar? Complete fonksiyonu tetiklenene kadar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Complete de sen neyi bildirmiş oluyorsun? Diyorsun ki ya birader benim artık akışta sonuncu değerim ahanda budur. Artık sonuncusu budur demiş oluyorsun. Anlaşıldı. Şimdi görüldüğü üzere akışa ben 1, 2, 3 ve metinsel olan buradaki özlü sözümüzü göndermişim. Her şeyi gönderebilirsiniz. Ben bu 4 tane veriyi göndermişim. Şimdi gönderilen bu verilere ben bakın subscribe olduğumda her bir veri akışta bana tek tek gelecek. Geldikçe bu verileri tek tek ben konsola yazdırıyor olacağım. İşte bu bizim için subscribe olunabilir bir observable yani bir akış nesnesidir. Tamam. Buradaki akışa verdiğim her bir nesneyi oluşturmuş olduğum evrelerde RxJS'teki belirli operatörler vasıtasıyla farklı işlemlere tabi tutup değiştirebiliyorum. Aslında bütün mevzu bundan kaynaklı. Buradaki yapmış olduğumuz davranış da bizim için reaktif programlamanın ta kendisi olmuş oluyor. Şimdi gelin buradaki yapılanmayı inceleyelim. Bakın görüldüğü üzere observable dediğimiz nesnemiz bizim abone olunabilir yani subscribable olunabilir nesnemiz. Yani akışın ta kendisini veren nesne. Tamam. Ardından bu nesnemiz arkadaşlar akışa değer göndermek istiyorsak işte burada parametre üzerinden içerisine vermiş olduğumuz bir tane arrow function var. Bu function'ın üzerinden ben next fonksiyonlarını çağırıyorum. Buradaki parametrede. Bu parametrede next fonksiyonu her bir next akışa bir değer göndermemi sağlayan bir fonksiyon. Complete dediğimde akışın sonlandığını ifade ederim. Benzer mantıkla da arkadaşlar subscribe fonksiyonu ise akışa verilerek observable'la dönüştürülmüş nesnelere subscribe olunmakta ve değerler tek tek elde edilmektedir. Şuradaki yapılan da reaktif bir mantıkla çalışıyor. Anlaşıldı mı? Devam. Şimdi arkadaşlar gelin bunu daha da simüle edelim. Biraz önce kodda inşa etmiş olduğum değerlerimin bunlar olduğunu düşünelim. Şimdi bak şurada bir akışım var görüyor musunuz? Bu akışa bu değerleri tek tek verdiğimi düşünün. Şimdi öncelikle birden başlayalım. Bu şekilde ben biri belirli evrelere tabi tutuyorum. Bakın dikkat ederseniz veriler kendisini tüketecek olan subscribe'a yani aboneye gitmekte. Şimdi subscribe kim olduysa, abone kim olduysa bu veriler evrelerden geçerek ilgili tüketiciye gidiyor. Şimdi her bir evrede ben şu görmüş olduğunuz turuncu yapılanmalarla yani bunlar bizim operatörlerimiz olacak. Farklı efektlere, farklı yan etkilere ya da dönüşümlere tabi tutuyorum. Ve buna da biz reaktif programlama diyoruz. Tamam. Burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Turuncu olanlar biraz önce ifade ettiğim gibi operatördür. Bu operatörler konusunu sonraki derslerimizde inceleyeceğiz. Observable dönerler bütün hepsi. Yani her bir operatör bir sonraki operatörün etkisini yaratabilmek için gene observable dönecektir ki akış devam etsin. Tamam. Eğer ki bu burada observable dönmezse akış buraya geçemez. Dolayısıyla akışın devam etmesi için her bir operatör observable dönmek zorundadır. Dolayısıyla böyle bir genelleme yapabilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar bu operatörler akıştaki veriler üzerinde işlem yapmamızı sağlayan faydalı fonksiyonlardır. Ne gibi? Örnek veriyorum. Sadece şöyle bir metafor yapalım. Diyelim ki elime 1 geldi. Ben bu 1'i burada 2 ile çarparım. Burada karesini alırım. Burada 4'e bölerim. Vesaire 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 arkadaşlar. Nihayetinde buradaki her bir anlatmaya çalıştığım bu olay, bu operasyon bizim operatör dediğimiz yapılanma sayesinde ilgili değere tabi tutulacak. Yani ilgili değer bu etkide bırakılacak ve reaktif bir şekilde ilgili consumer'a bunlar gönderilecek. Yani tüketiciye yani subscribe olan kimse oraya bu değer evrelerden geçerek etkilere tabi tutularak değerlendirilip gönderilmiş olacaktır. Al sana reaktif programlamanın ta kendisi. normal prosedürel programlamadaki olay nedir? Şimdi senin şuradaki değerin, mevcut değerin işlendikten sonra herhangi bir noktada bu değeri bir daha değiştiremiyorsun. Bir önceki dersimizde x eşittir y artı z denklemini hatırlayın. Yani x'in üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilmek için y'yi ya da z'yi değiştirmek prosedürel programlamada bir anlam ifade etmiyor. Ama reaktif programlamada anlam ifade ediyor. Sen burada x'i değiştirebilmek için y'nin ve z'nin üzerinde oynadıkça x de değişecektir. Tamam, mantık oradan geliyor. İşte biz bu mantıktaki yaklaşımı RxJS'te kullanıp kendimiz özellikle SPA uygulamalarında, Angular gibi uygulamalarda inanılmaz olay yönetimleri sağlayabiliyoruz. Bunu da zaten zamanla görmüş olacaksınız. Bir sonraki dersimizde bu akıştaki Observable dediğimiz nesnenin ne olduğunu tam teferruatla inceliyor olacağız. Umarım bu faydalı bir ders olmuştur. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum.